Evet arkadaşlar, kayıt başlasın. İnternet. At Reading Computers and the Internet. Evet arkadaşlar, bilgisayarlar ve internetle alakalı okuyacağız. Five reasons. Beş gerekçe, sebep. Why? Neden, niçin? The internet is bad. İnternetin kötü olduğunda, neden internetin kötü olduğuna dair beş tane sebep. Oo, internet kötü mü? Ne diyorsunuz? Evet arkadaşlar, zaten biz bunu şimdi hemfikir olsak tamamıyla burada bir ironi yapmış oluruz değil mi? Dersimizde internet üzerinden yapıyoruz. Evet, her şey ne tamamıyla iyi oluyor ne de kötü oluyor. Bakalım kötü kısımlarına arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle bakalım isterseniz. Almost everyone agrees that, neredeyse herkes hemfikir ki, neymiş herkes, neredeyse herkes hemfikir, aynı fikirde. The internet is a good thing. İnternet güzel bir şeydir. We use the internet in many ways. İnterneti biz birçok alanda kullanıyoruz. Yolda demeyiz de alanda kullanırız. Birçok sahada, birçok alanda diye çeviririz burada. We can go online and play games. İnternete bağlanıp, go online, internete bağlanmak diye çevirebiliriz. And play games. Oyunlar oynarız. Make new friends. Yeni arkadaşlıklar ediniriz. Edinmek diyebiliriz. Yapmak değil de edinmek. And learn things. Ve yeni şeyler öğrenebiliriz. Mi? Can burada hepsini kapsıyor değil mi? Ebilmek diye gidiyor. More than 4 billion people in the world use the internet. Ooh. 4 milyardan daha fazla insan dünyada interneti kullanıyormuş. Belki bu yazıdan sonra ve şimdi ve siz okuyacaksınız daha sonra ileriye doğru da bu daha da fazlalaşmıştır yani. However, ancak lakin, not everything about the internet is good. İnternetle ilgili her şey iyi değil. İnternetle alakalı her şey güzel değil. Here are five bad things about the internet. Evet. Here are five bad things. Burada işte size buyurun diyor. Yani öyle demek. Here are işte size buyurun demek istiyor aslında. İnternetle alakalı 5 şey. First, ilkin. Many people use the internet too much. Birçok insan interneti çok fazla kullanıyormuş arkadaşlar, değil mi? Evet. In the United States, Amerika Birleşik Devletleri'nde, it is common for people to use the internet 24 hours each week. Her hafta Amerika'da çok yaygınmış. Ne yaygınmış? It's common for people. İnsanlar için interneti bir haftada 24 saat boyunca kullanmak. Or veya about 3.4 hours each day veya 3.4 her gün. Hours diyoruz. Horse demiyoruz arkadaşlar. Hours dersek ata döner bu. Hours diye okuyoruz. Buralarını okuyoruz. Hours. In Europe, Avrupa'da many people, birçok insan say that, der ki, the internet is more important than watching TV, having car or even getting washed. Birçok insan ne dermiş? İnternet çok daha önemliymiş. Neyden çok daha önemliymiş? İnternet is more important, çok daha önemli. Nasıl yani more important? Nasıl? Bakacağız. Than. Neyden? Watching TV, televizyon izlemekten, araba edinmekten veya hatta diyor ve hatta even hatta getting washed, duş almaktan, yıkanmaktan. They may not have the time to use their brains to think. Belki de onların diyor beyinlerini kullanacak kadar vakitleri yok demek istiyor. They mayn't have time to use their brains to think. Beyinlerini kullanmak için vakitleri yok diyor burada. Ooh. Second, ikincisi. Some people use the internet at work. Bazı insanların interneti iş yerinde kullanır. This makes their boss angry and fire them. Bu patronlarını kızdırır. This makes their boss angry. Arkadaşlar patronlarını kızdırır demek oluyor. Patronlarını kızgın yapar değil, kızdırır deriz. Veya that makes me angry. Don't do this. Bak bu beni çok fena öfkelendirir. Yapma şunu dersiniz. That makes me angry. Bu beni kızdırıyor. Kızdırır anlamında. And fire them. Ve onları yakar değil. Ne yapar? Kovar. İşten atmak demek aynı zamanda. Fire. Hem ateş yakmak hem de işten atmak.
Third yani üçüncüsü olarak. When people, şimdi üçüncü demek şöyle three değil de third olduğu için arkadaşlar rakamların yanında şu ikisini gördüğünüz zaman onun öncü diye okumanızı istiyorlar. Bu da third'ün kısaltılmış oluyor yani olay oluyor. When people use the internet so much, insanlar interneti bu kadar çok kullandığında they mayn't be healthy, sağlıklı olmayabilirler. Çünkü they don't get much exercise. Çünkü çok fazla egzersiz yapmazlar. Fourth, dördüncüsü, many people have friends on Facebook. Birçok insanın Facebook'ta arkadaşı varmış. But, fakat, this mayn't be real friends. Fakat bunlar gerçek arkadaş olmayabilirler. Mayn't be real friends. Mayn't be, olmayabilir. Ne? Gerçek arkadaş. Real friends are people you can see face to face. Gerçek arkadaşlar diyor. Nasıl insanlarmışlar? You can see face to face. Yüz yüze görebileceğiniz arkadaşlardır. Two or three real friends. İki veya üç arkadaş are better than, gerçek arkadaş, are better than 200 Facebook friends that you never see. 200 tane hiçbir zaman görmeyeceğiniz Facebook arkadaşından daha iyidir. Evet, doğrudur. Finally, nihayetinde, some people are criminals, sabıkalı, suçlu. Bazı insanlar, nihayetinde bazı insanlar suçlu, sabıkalı yani, criminals. They are bad people, onlar kötü insanlar. And they use the internet to try to steal your money. Ve onlar interneti niçin, bu kötü insanlar interneti niçin kullanıyor? Onlar niçin kullanıyor interneti? To try, denemek için. Neyi denemek için? Çalmayı, neyi? Sizin paranızı araklamayı, aşırmayı. All things topics, thanks to all things topics. Evet, all things topics'e teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu güzelim metin için. Çok güzel bir metin arkadaşlar. Bunun böyle ne az ne öz, ne kalabalık, ne de eksik yani... İngilizce eğitimi adına tabii ki kusurları, her şeyin kusuru, hiçbir şey mükemmel değildir ama onca kaynağın arasında süperdir arkadaşlar. Bunları size bulup sizlerle paylaşıyor olmak ve kaynağın sahibinden de izni alabilmiş olmaktan dolayı çok çok mutluyum. Güle güle, tepine tepine, tepe tepe kullanın arkadaşlar. Suyunu çıkarın arkadaşlar. Güzel bir yerlere gelin. Sonra ileride bana teşekkür ve dua edin. Paylaşmayı, like atmayı ve arkadaşlar yorum yazmayı da herhalde bir ihmal etmeyin. Şimdilik görüşmek üzere. Haftaya da bunun yine egzersizini yapıp, alıştırmasını yapıp arkadaşlar, egzersizini daha doğrusu alıştırmasını yapıp ne yaparız? Pekiştiririz.